Olaylar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, ben sizdeyim, come back. Burada sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar, İlköğretim 2. sınıf İngilizce dersi videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yine farklı bir gramer konusunu işleyeceğiz. Konumuz What is your name? Yani isim sorma. İsim İngilizce'de nasıl sorulur ve nasıl cevaplanır? Bunun yollarını öğreteceğiz size. Hazırsanız hemen başlıyorum. Evet, gördüğümüz gibi iki tane farklı karakterimiz var. Ve birinci kişi soruyor. What is your name? Ve ikinci kişi cevaplıyor. My name is Brock. Evet, burada gördüğümüz gibi what ne demek arkadaşlar? Your name ise senin ismin. Buradan hemen çıkarımı yapacağınız üzere senin ismin ne sorusunu what is your name şeklinde soruyoruz İngilizce'de. Ve cevap verirken de my name yani benim ismim Brock. Bu şekilde cevap verebiliyoruz. Çok basit. What is your name? My name is Brock. Evet, burada gördüğümüz üzere beyefendi bir soru soruyor muhtemelen. Hanımefendi de bir cevap veriyor. Ve cevabı burada görüyoruz. Burada soruyu nasıl sormuş olabilir? Şöyle sormuş olabilir mi acaba? What is your name? Ve hanımefendi de şöyle cevap vermiş olabilir mi? My name is Hande. Evet. Muhtemelen böyle bir diyalog var aralarında. Birinci soru soruyor. İkinci cevaplıyor. What is your name? My name is Hande. Evet, yine benzer bir diyalog. Beyefendi soru soracak ve hanımefendi de cevap verecek. Ve hanımefendinin verdiği cevap burada. Hatırlayalım, nasıl sormuştu? Öncelikle soru kelimemizi koymuştu arkadaş. What is your name? Ve cevap olarak da bu hanımefendi şu şekilde cevap vermişti. My name, yani benim ismim. My name is Ayşe. Evet, bu sefer iki tane beyefendi var görselimizde. İki mutlu kişi. Muhtemelen birinci kişi yine soruyu soracak. İkinci kişi cevaplayacak. Ve cevabımız Hasan. O zaman bu kişi bir soru sormuş olsun. Bu soru da muhtemelen bu kişinin ismini öğrenmeye yönelik bir soru olacak. Yine What is your name? Ve soru işareti. My name is Hasan. Evet arkadaşlar, İngilizce'de bu şekilde karşımızdaki kişinin ismini sorup ve cevap veririz. Eğer videoyu bir daha izlerseniz kafanızda kesinlikle herhangi bir soru işareti kalmayacak. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.